Merhabalar Çikolatalı Kurabiyelerim, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Asus'un bana göndermiş olduğu devasa kutuda neler var hep beraber göreceğiz ve inceleyeceğiz. Şimdiden çok heyecanlıyım çünkü ben de sizlerle beraber bu kutuyu açıyor olacağım. Videoya geçmeden önce eğer kanala abone değilsen abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayı. Bak hala abone değilsin, orada bak kırmızı bir buton var, oraya bak. Teşekkürler. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar önce kafamdaki şapkayı gördünüz. Direkt ben gözüme çarpan şey bu oldu renginden dolayı. Kırmızı. Müthiş bir renkti. İkinci olarak şöyle bir çantamız var. Devasa bir çanta. Her şeyi içine sığdırabilirim. Valiz gibi koskocaman. Şu açayım. İçine ben beklerim. Çok güzel. Bu bir sırt çantası. Çok fazla bölmesi var. İçini tamamen doldurabilirim. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Karşımızda Asus ZenDry 8X. Arkadaşlar şunu böyle açalım. Şimdi bunu açıyoruz. Kutu açmak kadar keyifli bir şey yok. Arkadaşlar bu gördüğünüz Asus'un DVD okuyucusu. Bebişlerim, bu elimde gördüğünüz cihaz M-Disk değerli fotoğraf ve video verilerinizi 1000 yıl ve daha fazla süreli korumak için arşiv kalitesinde depolama olanağı sağlar. Bu disk gerçekten buna yarıyorsa, çok başarılı bir şey, 1000 yıla kadar verilerimizi saklıyorsa, yüzümü bir açayım ya. Bir de Windows ve macOS uyumluymuş. Hani bu gerçekten kullanılabilir bir şey. Zaten biliyorsunuz ki 2020 hani yeni sezon kasalarının hiçbirinde CD takılmıyor. Ama bu kablo ve bu alet sayesinde rahatlıkla CD'lerimize de erişebiliyoruz. Değerli olan her şeyimiz saklamaya devam. Şimdi devasa bir paket geliyor. Zen Screen. Şu kadar. Bunu çok merak ediyorum. Kutusu da bayağı sağlam bu arada. Burada neyi var? Bir kutu çıktı. Ha, burada aletleri var. Şöyle. Bataryası galiba o. Şimdi bakacağım. Çıkartabilirsem helal olsun. Ay gayret. Tamam. Kutuda başka bir şey yok. Açalım bakalım. Zen Screen Touch. MB16 AMT. Ay ben bunda çok heyecanlandım. Şöyle içinden bir tane kılıf çıkıyor. Aaa kalemi de var. Şöyle. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. USB girişi. Ürünümüz çok merak ediyorum. Sabırsız elime geçen tüm kartonları bir kenara bıraktım ve açmaya çalışıyorum. Wow, çok iyi. Başka kutuda bir şey yok. Bunu bir çalıştıralım ya. Ben bunu merak ettim. Bir çalıştıralım bunu. Aa, bu arada mıknatısı galiba bunun şeyi. Uy, ben bu olaya düştüm. Hiç uğraşmıyorsunuz bile. Alın size dokumatik monitör arkadaşlar. Tabii şu an masa dolu olduğu için gösteremiyorum. Şöyle. Arkadaşlar bu Asus ZenScreen MB16 AMT ürünümüz. Şimdi şöyle kısaca bir özelliklerinden bahsedeyim. Bebişler bu tam 9 mm ultra ince profili ve yalnızca 0.9 kilogram ağırlığına sahip. Şöyle 15.6 inç Full HD IPC ekran. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman çok tatlış bir monitör olarak gözüküyor. Ve bu monitörün ama fazla bir özelliği var. Dokumatik. Şuraya mesela ben bir şey yazacağım. Bakın şimdi kayıt bırakıyorum. Ünlemde bıraktım. Lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bu cihaz 7800 mAh saat yani güçlü dahili pil 4 saate kadar imkan sunuyor. Pil gücü gerçekten çok güçlü. Rahatlıkla hani 4 saat boyunca kullanabiliriz. Ya müthiş bir şey. Ben seni sevdim bu arada. Canım benim araba. Çok güzel bir ürün. Aşk yaşıyorum. Şu an seni eve götüreceğim şimdi. Şimdi diğer bir özelliğimize geçecek olursak hibrit sinyali USB-C ve micro HDMI girişler öncelikle olarak bilgisayarlar olmak üzere akıllı telefonlar, oyun konsolları, kameralar, tabletler ve daha fazlasıyla çok yönlü bağlantı seçeneği sunar. Yani bu ürünü kullanamayacağınız alan yok. Al götür istediğin yerde kullan. Şöyle bak burada hem mini HDMI hem de USB Type-C var. Bir de katlanabilir akıllı kılıfı ile standart olarak kullanılıp monitörü dik ya da yatay konumda kullanabiliriz. Onu da hemen size şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar dik ve yatay olarak nasıl kullanıldığını da göstereyim. Şu şekilde dik monitör halinde kullanabiliyorsunuz. Ya da dilerseniz şöyle tablet gibi de kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı. Ben onu çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Bu sen değil de çizimciler için mükemmel biçilmiş kaftan. Benim için de. PUBG mi oynayacaksın onlar? Hanım onlar benim yavrularım. Tamam PUBG oynayacaksın. PUBG anladık. Oynayacağım. Ben bunda var ya ne oyunlar oynarım. Göstermek istiyorum. Kutudan çıkan bir parça bu da arkadaşlar dönüştürücü. Yani girişinin olamayacağı bir alan olamaz. Çünkü bu dönüştürücü sayesinde çok rahat bir şekilde bilgisayarlarımıza dediğiniz gibi erişim sağlayabiliriz. Şimdiki. Bak şimdi ben sana öneri yapacağım. Bununla çok güzel oynanacak bir oyun var. Hemen isim vermeyeceğim ama böyle kale var, işte surlar var, saldıran askerler var. Çok güzel saldırı yapılmaz mı onunla? Yok mu bir saldırı yapmamız? Çok güzel olur ya. Zaten biz
savaşıyoruz ya. Yapıyoruz bunu. Bu dünya bir savaş değil mi zaten? Aynen öyle. Savaşıyorsun ya kaybediyorsun ya kazanıyorsun ama genelde biz kazananlar tarafıyız. Küçücük tableti kocaman oyun bilgisayarına taktık. Az sonra Cyberpunk oynayacağız. Evet. Ben bunu aldığım gibi geri paketlemesini yapayım. Bunun başına bir şey gelmesin çünkü gözümün bebeği, iki gözümün çiçeği. Şöyle güzelce başına bir şey gelmesin dedim ve kavlar uçmayı öğrendi. Şöyle bunlar da arkadaşlar Amerikan tarzı prizler vesaire. Bu prizleri şöyle hepsini kutumun içine koydum. Kıyamıyorsun değil mi? Asla. Sana bir şey olmasın. Tosunum. Güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Şimdi bunu da kaldırıyoruz ve sıradakilere geçiyoruz. Yani bir tanesini bana hediye verir misin? He? Ne diyorsunuz? Ya çok güzel ama. Ne diyorsunuz? Şimdi şöyle bir kutumuzu çıkartıyoruz. Makasımızı alıyoruz ve kesiyoruz. En sevdiğim olay. Bunu da çok merak ediyordum. Hadi yapabilirsin Nisa. Tamam. Kutumuzu şöyle siz de görün. Açtım. Oy, bir şey söyleyeyim, uzay mekiği geldi. Hayda. Bir şey söyleyeyim mi? Aşırı karizma. Öf, çok güzel. Antenleri de var. 4 tane. Onu bir fişe taksana. Takacağım. Şöyle antenlerini bir çıkartalım. Ay bu ne? Uzay mekiği çalışacak şimdi. Şu an uzay mekiği var elimde. Şu an kablosunu taktım. Kırmızıya mı? Önce. Uy. Şimşek McQueen. Kızgın gibi bakıyor ya. Arkada tuşları falan var ama fazla kurcalamak istemiyorum. Çünkü gözümün yeni çiçeğini bozmayayım. Evet. Ha mavi yeni artık. Mavi mi? Evet. Önce ben. Çok cool. Zaten şöyle bir şey var. Benim takipçilerim beni çok iyi bilir. Benim RGB hastalığım var. Odamdaki her şey RGB. Osundan busuna, şusundan şusuna. Her şey ışıklandırmalı ve bu da ekibimin yeni üyesi Alem'e hoş geldin. Şimdi size bu modem hakkında birazcık bilgi aktarıyorum hazırsanız. Çünkü ben çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bu yeni nesil Wi-Fi 6. Öncelikle size ismini söyleyeyim. Asus RTAX82U Gaming Router olarak geçiyor. Gaming biliyorsunuz ki ben de oyunlar oynuyorum. Çok işime yarayacak. Zaten şöyle bir şey var. İnternetim benim çekmiyor. Bu da tamamen internet dağıtıcısı olarak düşünün. Ve yakışıklı bir internet dağıtıcım var artık. Nerede olursam olayım rahatlıkla FPS'lerim vesaire MS'lerimle hiçbir sıkıntı yaşamadan oyunlarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Ondan sonra bir bahanem yok. İnternetim girdi, yok MS'im yükseldi, yok ping girdi. Öyle bir dava yok. Şu an bitti. Poz ver anneciğim. Şimdi mobil oyun modu Asus Router uygulamasında tek bir dokunuşla mobil oyunların gecikme süresi düşürülebilir. Ben zaten PUBG'yi mobil oynuyorum. Biri biçilmiş kaftan. Evet, zaten ben PUBG'yi mobil oynuyorum. Abi evde 8 kişi PUBG'ye giriyorsun, 0 ping. Hiçbirini buna bağlamam ama. Yo, hepsini bağlasam da hepsi bağlanabilir. Rahatlıkla kullanılabilir ama hiçbirini bağlamam. Çünkü sen biraz bencil bir insansın. Öyle değilim. Sadece bunu kimseyle paylaşmam. Bencilsin. Hayır, bencil değilim. Tamam, kullanabilirsiniz. 8 kişi daha fazla olmasın ama. Şimdi kendi atmosferinizi oluşturun. Asus Aura RGB aydınlatma efektleri arasında istediğinizi seçip bunun belirli modlarla eşleştirebilirsiniz. Arkadaşlar bunun normalde uygulaması var. Telefondan RGB'si kontrol edilebiliyor. İstediğin renge dönüştürebildiğini düşünsene. Modemin istediğin renge dönüşüyor. Çok beğendim bunu. Teşekkürler. Şimdi Asus iMesh desteği, iMesh uyumlu routerlarda tüm evi kapsayan esnek ve kusursuz bir ağ sistemi kurabilirsiniz. Yani az önce bahsettiğim şey gibi. Bu interneti eve dağıtabilirsiniz. Yani tamamen şu antenleri de görüyorsunuz. 4 anteni daha önce internet gördünüz mü yani? Bilmiyorum router. Bu evde deli gibi internet dağıtabilecek güce sahip. Ve ben bu güce düştüm. Son olarak da kurumsal düzeyde ev ağ güvenliği, Trend Micro destekli Asus Air Protection Pro VPA 3 ve gelişmiş ebeveyn kontrolü özelliğiyle evinizi de korur. Evi nasıl koruyor? Şey böyle koruma kalkanları. Düşünsene. Artık. Takım arkadaşı bayılınca diğeri koşar, ona bir siper olur ya. Ben düştüm. Router'ın bana siper oldu. Şey gibi böyle etrafında koruma kalıyor. Baloncuk açıyor. Koronadan bile koruyor. Abi korona geçirmiyor. Korona geçirmeyen cihaz yapmışlar. Çok güzel olmuş. Ya bu arada aklınızda bulunsun bunu izleyen insanlar, markalar. Ben RGB'yi çok seviyorum. Bunu böyle bir köşeye koyuyorum. Başına bir şey gelmesin. Sen orada sakince otur anneciğim. Mouse. Mouse'umuzu bir açalım. Bu neymiş? ROG Strix Impact 2 Wireless olan bir mouse. Direkt zaten gözüme çarpan şey ne oldu biliyor musun? RGB. 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 Ama açabilsen keşke. Ben kutu açamıyorum. Neden nazar aldım? Kıskanıyorsun ama. Kıskandığın için açamıyorum. Buradan böyle nazar güçlü.
Nazar geldi gözüme. Oh, ben tahminledim. Aa, bu şey. Biliyorum ben bunu. Ben bunu çok araştırdım hatta. Bak şimdi anlarsın ne demek istediğimi. Özelliklerini ben bunun bir çok iyi hakimim. Ne o ne? Bir durur musun, anlatıyorum şurada. Bak şimdi gör sen bunu. Alev atacak. Şimdi bunu bilgisayarımıza takıyoruz. Ucunu da mouse'umuza takıyoruz. Tekerleğinin rengine çok bayıldım. Tekerleğinin rengi bak. Ha, şurası değil mi? Çok gerçekten kaliteli. Tabii mousepad. Yani çok gerekli bunu. Kesinlikle. Hemen açıyoruz. Onun üstünde bir desen mi var? Büyük ihtimalle bir desen var. Woohoo, neymiş? Önce ben bakacağım. Şampiyonların tercihi yazıyor. Sağ altta. Hissiyat çok güzeldi. Böyle kadife gibi. Peki o mouse wireless mi? Evet. Bu farede arkadaşlar şöyle arkadan küçük bir haznesi var ve bu haznadan wireless özelliği için bir tane çipi çıkıyor. Çip çıkıyor. Bu çipi kasanıza takıp şuradaki kabloyu da çıkartarak kablosuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz ki bu çok güzel bir şey. Oyun oynarken kablolar elimize dolaşmıyor. Evet. Kablosuz bir halde tak 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 oynayabiliyoruz. Ay çok güzel. Üstün performans için endüstri lideri. Toplamda 16.000 DPI. Çok büyük bir rakam. 400 IPS optik sensörü var. Maşallahın da var ha. Altta sanki kamera gibi bir şey var. Birileri bizi izliyor. Ama yok öyle bir şey. Wireless 2.4 GHz ve USB kontrolüyle ile optimize edilmiş. Nokta. Çok mu hızlıymış? Gecikme süresi yok muymuş neredeyse? Yok. Yok işte yok. Olmayan şeyi nasıl arıyorsun sen Ataka? Yani normalde kablosuz mouse ile oyun oynanmaz. Bunda öyle bir şey yok. Oho, ben alırım. Böyle bir mouse kaçmaz çünkü. 89 saate kadar pil ömrü ve RGB aydınlatma açıkken 48 saate kadar gidiyormuş Ataka. Ağlıyor Ataka. Zahmetsiz hassasiyet ayarlaması için oyun sırasında kullanılabileceği DPI butonu var. Ha, alttaki buton. Yeah. DPI'yi buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela hassasiyet çok mu şey geldi böyle oyun oynarken bir çeviriyorsunuz ama Mevlana gibi dönüyorsa direkt bir kere DPI'ye basıyorsunuz ve yavaşça döndürebiliyorsunuz. Yani bu ayarlarla alakalı hangisini rahat ederseniz kullanabilirsiniz. Daha hızlı ve tepkisel fare tıklamaları için açılı tuş şekilleri, yani bu rahatlık açısından çok iyi bir şey. Elde böyle hani ve şöyle de bir şey var, tuşları çok güzel, yumuşak. Böyle hani ay bastım olmayacak gibi bir şey yok. Direkt bak tık tık. Ve son olarak kolay ve sezgisel yapılandırma için özel Armory Crate yazılımı mevcutmuş. Her şey nerf yiyor, bu güncelleme. Bak burada ne var Ataka? Ay bunu kıskanma. Niye? Ses kasma işim yok ki. Kendine o kadar güveniyor musun? Yo, ses kayma kasma işim yok. Ben senin oynadığın oyunu oynadım. Ne oynuyorsun? Cyberpunk, GTA. Açın, elim titriyor heyecandan. Hep şu çıkışlarda bir sorun yaşıyorum. Evet, bak. O çıkışlar bir sıkıntı var. Ayda. Ayda, bu ne? Atakan hala mı kıskanmadı? Kıskandım. Tabii kıskanacaksın. Şu an kıskandım. Açıyoruz kulaklarımızı. Ay, çok güzel. Jelatinleri. Hem de mat. Yalnız çok güzel duruyor ve çok kaliteli gösteriyor. Bir şey söyleyeyim yani. Mi? Yok gibi. 10 numara 5 yıldız. İçinden şöyle koruma tüpleri. Şöyle çantada şeyleri var. İşte mikrofonuydu, kablosuydu. Şurada zaten Bluetooth özelliğini kullanabilmek için bir aparatı daha var. Ama bunu açamadım şu an. Çıkartamadım buradan. Bunu buraya taktık. Şöyle. Ay. Bunu kasamıza yerleştiriyoruz. Ve otomatik olarak... İstersen mutfağa git, istersen git kapıya bak, yemeğin gelmiştir. Benim genelde öyle oluyor. Kapı çalıyor, yemek mi geldi? Hemen çıkar. Ama ne yapıyoruz? Bununla beraber gidiyoruz ve arkamızdan Discord üzerinden konuşan insanlar olursa onları rahatlıkla duyabilirsiniz. Sayede herkes dedikodu yapamaz. Hepinizi duyacağım artık. Benim YouTuber bir arkadaşım var. Bir yerde otururken arkamdan konuşurlar diye lavaboya giderken telefon ses kaydını alıp masaya koyuyor. Ciddi misin? Hep yapıyormuş bunu. Aa. Ve bunu yapan çok ünlü bir isim, söyleyemem o yüzden. Videodan sonra söylese çok merak ettim. Hep yapıyormuş bunu, bize de yaptı. Harbi mi? Evet. Konuşmuş muydunuz siz? İyi bir şey konuşmuştuk. İyi bari yırtmışsınız. Allah'tan. Kulaklığımızın özelliklerinden bahsedelim. Şimdi Nintendo Switch, akıllı cihazlar, PC, bilgisayar. Belirtiyorum. Mac ve PC 4 uyumlu USB-C adaptörü sayesinde düşük gecikmeli.
2.4 GHz kablosuz bağlantı. Buna ek olarak Xbox One ve diğer 3.5 mm girişe sahip cihazlar için 3.5 mm'lik bir bağlantıya sahip. Peki seninle challenge yapalım mı? Nasıl? Ben onu bilgisayara bağlayayım, şarkı da açayım. Bakın duyup duyuyor muyuz? Yok, duyup duyuyor muyuz değil. Sen yeni ürünü anlatalım. Tamam. Hadi bakayım. İçeride fırtınalar kopuyor şu anda. Nisa, çok mu güzel? Duy beni. Nisa, gel abi gel. Gel Nisa, zaten hiç duymuyor şu anda. Gel abi gel. Gel boş ver. Bak Nisa öyle bir kulaklık var ki şu anda. Ben duymuyor. Ben duymuyorum. Bay bay. Nisa, aç kulaklığı aç. Hiç mi duymuyor? Hiç mi duymuyorsun? Hiç mi anlamıyorum. Hayda. İşaret dili bir şey ya. Tamam yeni ürün geliyor. Geliyor. Rıdvan abi geldi diyorum Nisa'da. Rıdvan abi hoş geldin. Ne yapıyorsun sen? Videoya devam edelim. Şarkı da güzelmiş ama beğendim bu arada. Sıradaki özelliğine bir bakalım. Ne diyor? Dışarıda kullanım ve korunma için dahiliye taşıma çantası. Bu az önce gördüğünüz Atakan'ın kıskandığı çanta. Kristal netliğinde oyun için ses iletişimi mümkün kılan endüstri lideri aile gürültü engelleyici mikrofon. Bak mesela şöyle düşünün. Ben oyun oynarken annem diyelim ki ev süpürüyor. Ne olacak? Arkadaşlarım diyecek ki mikrofonu kapat. Sesler gelecek çünkü. Ama ben artık ne yapacağım? Annem arkada hem evi süpürmüş olacak hem de ben mikrofonu kapatmadan iletişimime devam edeceğim. Bu özelliği artı bir bu arada. En çok sevdiğim özelliklerinden biri oldu. Büyüleyici hızlı şarj. Sadece 15 dakikada 3 saatlik kullanım süresi sunuyormuş. 15 dakika takıyorsun, 3 saat kullanıyorsun. Maç arasında şarj et işte. Diyorsun ki mesela ben bir 15 dakika yemek yiyeyim diyorsun, hem yemeğini yiyorsun. 15 dakika şarj ediyorsun, 3 saat oyuna devam ediyorsun. Vay be. Koca yürekli. Asus yapmışsın Asus. Sen bu işi ha. Durmaksızın oynamak için 25 saate kadar da toplam pil ömrü varmış. Yani tüm gün uyuma Nisa diyor. 25 saat de oyna, bir gün ama 25 saat değil Atak. Sen 24 saat challenge yapıyor musun? Yaptım. Yaptım. Yaptım ama böyle böyle kalmıştı. 24 saat challenge'da bayağı bir işe yarar. Hiç bitmeyecek. Düşünsene. Yapmıştım. Yalan yok ama beni o kadar çok yormuştu ki zaten orada bırakmıştım. Ve özel hava geçirmeyen odacıklar ve 40 milimlik Asus Asus Essence sürücüleri muhteşem zenginlikte saf sesi sizi içine çeken bir ses deneyimi için iyileştirilmiş derin baslarda sunar. Şimdi buna da tam yıldız verdim. Sıradaki evet size muhteşem iki tane ürün göstereceğim. Bir tanesi Rock Strix Arion bu ürün. Diğeri de Corsair MP510 480 GB SSD. Evet. Şimdi bunları bir açalım biz. Yani şimdi ben bundan önce bunu açıyorum. Niye Atakan? Çünkü daha güzel RGB. RGB. Şimdi şöyle Strix Arion'umuzu çıkartıyoruz. Bu çok güzel bir ürün ama ne olduğunu anlamadım hala. Ben sana anlatacağım. Cihazın kapağını açıyorsun. Açtıktan sonra geliyoruz Corsair MP510 480 GB'lık SSD'mize. Şöyle bir ürün çıkıyor içerisinden. Şimdi bunu Arion'umuza takacağız. İsmi artık Arion. 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 Şimdi size bir şey göstereceğim. Nisa aşık olmuş. Ya bunu da RGB yaparak gönlümü fethetti. Şimdi bir bakalım. 2230, 2242, 2260, 2280 boyutundaki M.2 PC ile NVMe Express SSD'leri destekler. Yenilikçi kullanımı kolay, vidasız yerleştirme gördünüz zaten nasıl yerleştirdiğimizi. Alüminyum alaşımlı kutu ve termal pedler muhteşem ısı dağıtımı sağlar. Asus'a özgü askılı koruyucu kutuya dahil. USB-C C'den C'ye ve USB-C C'den A'ya kablolar dahil. Asus Aura Science aydınlatma efektlerini barındıran fütüristik tasarım olarak siz de zaten aleti gördünüz. Biraz da Corsair MP510 480 GB SSD'den bahsedeceğim. Olağanüstü depolama performansı, yepyeni olağanüstü veri performans denetleyicisi, çarpıcı hızlı okuma, yazma ve yanı süreleri için 3.480 MB saniyeye kadar sıralı okuma ve 3000 megabit saniye kadar sıralı yazma sağlar. Yüksek hızlı NVMe PC ile Gen 3x4 M.2 arayüzü basit bağlantı ve maksimum bant genişliği için yüksek yoğunluklu 3D TLC NAND sürücünüzün yıllarca en iyi performansını koruması için ideal performans, dayanıklılık ve değer karışımı sağlar. Son olarak kapsamlı 5 yıllık Corsair garantisi uzun vadeli güvenilirlik ve gönül rahatlığı için endüstri lideri müşteri desteği de sağlıyor. Şimdi sırada Asus VivoWatch CP akıllı saatimiz var. Şimdi açılımımızı yapıyoruz. Burada
Akıllı saatimiz siyah. Aç bakalım. Arkadaşlar yeni saat aldım. Bundan sonra böyle gezeceğim. Açacağım ama kutudan bir şeyler daha çıkıyor. Bunların ne olduğunu merak ettim. Aa yedek kordon. Bir tane yedek kordon, bu çok güzel. Burada... Aa şarj aleti mi yoksa bu? Burada bir şey var. Galiba şarj aleti. Bir adet saat fırçası. Saat fırçası ne ya? Şu. Gelmiyor. Sonunda. Şöyle. Aynen. Bir fırçası var. Başka kutuda kullanım kılavuzları vesaire bunlar çıkıyor. Ama öncelikle saatimi açmak istiyorum. Bunu taktık. Şöyle kasamıza takalım. Kasadan şarj alalım. Bakın. Şöyle uyku modu vesaire bir şeyleri var. Alarm kuruluyor. Bayağı bir bugün bilgi. Alarm yok diyor. Saati ve tarihi söylüyor. Ev içi, oda içi, oda dışı egzersizler falan yazıyor burada. Kalp atış ritmi falan da diyor bak. Bunları ben bir denemek istiyorum. Ben size bir saatin özelliklerinden bahsedeyim. Hep beraber çözelim bunu. Arkadaşlar sağlık durumumuz hakkında bilgi veriyormuş bu. Nabız dolaşım süresi, nabız, vücut düzen endeksi, nabız oksijen düzeyi, uyku, aktivite ve stresten kurtulma düzeyleri gibi gerçek zaman sağlık verilerini takip edebiliyormuşuz bunda. Stresli olup olmadığımı bundan sonra bu saat sayesinde mi anlayacağım? Hani şey yapıyorlar ya hastanelerde böyle insanlar... EKG mi diyorlar? Sürekli bir makine bağlıyorsun, bip bip ötüyor. Artık o makine... Artık buna bağlıyorum. Aslında hiç hastaneye gitmeye gerek yok. Bunu direkt tak. Kalp atışını ölç. Asus Health Connect uygulaması, bu saatin uygulaması varmış. Bu kullanışlı mobil uygulama kullanıcıların kan basıncı düzeylerini, nabızlarını, menstrüel döngülerini takip etmelerini, ilaç hatırlatıcısı ayarlamalarını ve aile doktorlarıyla sağlık verilerini paylaşmalarını sağlıyor. Bildiğin sonuçlarda %100 gerçek o zaman. Hekimlere aktarılabiliyorsa. Evet. Kişiye özel sağlık önerileri Asus Health Connect uygulamasında Asus Health aile teknolojisi yapılan ölçümler ve kişisel alışkanlıklara göre kişiye özel sağlık önerileri ve ipuçları sunuyor. Bildiğin doktorluk da yapıyor bu saat. Bir arkasını çevirsene. Bak arkasına bak, sensörleri evet, bayağı şey, gelişmiş bir saat. Sensörleri olduğuna göre bayağı duyuyor, okuyor. Ölçüyor. Ölçüyor, biçiyor. Sen nesin, ne değilsin, ölüyor musun, ölmüyor musun? Ve tavsiye de veriyor. Şunu yap, bunu yap. Dahili GPS ve altimetre, hız, mesafe, irtifa ve süre gibi verileri, aktivite haritalarını ve antrenmanları takip edebiliyormuşsun bu saat sayesinde. Ve son olarak şık, kullanışlı ve dayanıklı, hızlı çıkarılabilir bir kordona ve yüzmeye uygun. Suya da atlayabiliyorsun bak. 5 ATM 50 metre bir tasarıma sahip olan bu ürün 14 gün pil ömrü var. Ben şaşırdım. Saat bu. Evet, 14 gün kalmış. Tahminimce bir 14 saat diye düşündüm ama günmüş. Evet. 14 gün kullanmış. Bir kalbimin ritmini ölçmek istiyorum. Nasıl ölçeceğim? Burada benim kalbimi ölçüyor. Bu demek oluyor ki arkadaşlar kalbim atıyor. Sen heyecanlı mısın ya? 127'de falan atıyor kalbin şu anda. Çok heyecanlıyım. Bak şu an bir şey gösteriyoruz ya, daha çok heyecanlandım ben. Tamam, başka ne gösteriyor? Bakalım. Kaç adım? Günlük kaç adım attığını söylüyor. Mesela bir adım atsam sayar mı? Uyuma saati. Alarm kurayım sana. Yok, kurma. Bak şimdi daha çok heyecan yapacağım. Ne kurayım? Hadi bakalım. 125. Yine... Aa 133, bak gördün mü? Heyecan yaptım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi saatimizi çıkartıyoruz. Şimdi son olarak, elektronik olarak diyeyim. Mikrofon adaptörümüz var. Açalım bakalım mikrofon adaptörümüz neymiş. Şöyle bir içinden iki parça bir ürün çıkıyor. Biri bu, diğeri de şu kablosu. Bakalım bu neymiş? Ale Noise Cancelling Mic Adapter. İngilizce seviyorum. Adapter. Oh yes. Basit bir USB 2 3.5 mm çevirici olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ancak taktığınız 3.5 mm kulaklığın mikrofonu yapay zeka destekli hale getiriyor ve arka plandaki gürültüleri engelliyor. Bu çok farklı bir şey. Evet, yani merak ettim. Engelleme şey vardı ya mesela senin şeyde. Kulaklıkta. Herhangi bir kulaklığı gürültü engelleyici hale getiriyor. Mikrofon performansını arttırıyormuş kulaklıklarda. Evet. İnternet üzerinden son derece net iletişim kurabilmemizi sağlıyormuş. USB-C ve USB 2.0 bağlantıları telefonlar, bilgisayarlar, Mac'ler ve Nintendo Switch'ler ile uyumluymuş bu alet. Asus'a özgü Hyper Grounding teknoloji elektromanyetik paraziti önlüyor ve MII görüntüsü
üstü olmadan saf sesler sunuluyor. Hafif ve kompakt tasarım sayesinde ürünü cepte ve çantada taşımak mümkün. Ya bunlar... Şu mu yapıyor bunu? Aynen. Bunlardan şeye hediye etmek lazım. Online ders yapan hocalara. Hocalara sesler anlaşılıyor ya. Gerçekten. Bu arada öğretmen arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız bu üründen sizler de temin edebilirsiniz. Evet. Kutuda başka nelerimiz var? Şöyle biliyorsunuz bunu videonun başında göstermiştim. Şapkamız var. Havlu. Bir tane asistan havlumuz var. Bunu açmayacağım. Defter? İçine asısı olan sevgimi yazacağım. Ama bu arada defterin hissiyat çok güzel. Ciddiyim bak. Evet, burada doğa yaptım. Siyah, beyaz. Defterimizi de kapattık. Başka neyimiz var? Bir adet tişörtümüz var. Üstünde değişik bir tasarımı olan. Hii, arkasına baksana. Çok tatlı. Public of Gamers yazıyor. Bana baksana. Bir saniye biraz. Haha. Üstünde şöyle bir mekanik bir çizim varmış gibi. Asus'un logosu bence var. Bence çok yakışıklı. Ben çok beğendim. Dolabıma bir siyah parça daha katıldı. Ve son olarak kutudan ne var? Maske. Ve benim en sevdiğim renk mor. Aa, ben bir tane maske var zannediyordum. Bir, iki, üç tane maske var. Hepsi aynı. Aa, maske değil bence. Ha, yıkanabilir maske kılıfı. Maskenin üzerine bunu geçiriyorsun. Normal o hani hastanelerde kullanılan maske var ya. Evet. Onun üstüne bunu geçiriyorsun. Tıbbi sınıf maskelere takarak kullanabilirsiniz. Maske kılıfı tek başına kullanıldığında herhangi bir koruma sağlamaz. İnce bir detay bu arada. Bu bez maskeleri kullananlar için çok güzel bir şey. Tıbbi sınıf maskeler takarak kullandığında ise maskenin kullanım ömrünü artırabilir ve beyaz renk yerine karizmatik bir rock görünümü elde edebilirsiniz. Maske kılıfınızı her kullandıktan sonra sıcak suyla yıkamayı lütfen unutmayın. Çok güzel. Vay be kardeşim, şekiller Paris'ler. Şapkayı da takayım. Tamamen rock. Şimdi videoyu bitirme zamanı geldi. Kutudakiler bitti. Öncelikle bu ürünleri bana gönderdiği için Asus ailesine çok çok teşekkür ederim. Çok güzel hediyeler geldi, ürünler geldi. Hepsini çok çok beğendim. Mutlu oldum. İhtiyacım olan ürünler çıktı içerisinden. Bu benim için aslında çok büyük bir artı. Videoyu kapatmadan önce çikolatalı kurabiyelerim. Hoşuna gittiyse bu video, belki bir şeyler de hoşuna gitmiştir. Bunu yorumlarda belirtmem yeterli. Gelecek olan videolarda görüşmek üzere. Dur gitme. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilsen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.